falan filmler, bu Eşref Koçak'ın evet. Kurtuluş Savaşı filmleri falan. Ara sıra onlardan geldiğinde mesela o televizyonlardan mahallede onu izleyenler o bayrağı gördüğü an mahalle ayağa kalkardı böyle tezahürattan. O bile evet. önemliydi o yıllarda evet. o. Peki şeyler. O yıllardaki Kıbrıs basını ile bugünkü basına geldiğimizdeki teknolojiyi bir kenara bırakıyorum. Şeyden bahsetmek istiyorum aslında. O basın etiğinden bahsetmek istiyorum. O dünü ile bugünü karşılaştırdığımızda neler değişti? Tabii yani şimdi bu daha özgürlükçü tırnak içinde denilen... Yani o zaman farklı bir konu mu vardı? Hani bir tabii o milli mücadeleye endeksli, zamanı, evet. O milli mücadeleye endeksli ilkeyi edinerek yayın yapma şeyi biraz yumuşadı aslında günümüzde. Yani artık, şimdi tam tersine farklı bir şimdi muhalefet herkes, etme. İlle de muhalefet değil de her yayın organı kendi siyasal bakış açısı doğrultusunda yayın yaparak farklı farklı ilkeler, farklı farklı hedefler doğrultusunda. Örneğin belli gazetelerin yayın politikası, işte tırnak içinde söyleyecek olsak siyasi açıdan yeniden Birleşik Kıbrıs'a ağırlıklı. Örneğin farklı başka bir gazete, diyelim ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaşatılması, tanıtılması şey. Yani bunlar da ayrılıyor. Yani bunlar da çok ciddi anlamda bir basının hedef beraberliğinin dışında, yani o 1970'li yıllara kadar süren hedef beraberliği, işte dediğim gibi içte ne kadar birbirine muhalefet yaparsa yapsın, işte Doktor Küçük yönetimine veya da daha sonraki yıllarda Denktaş yönetimine ne kadar karşı çıkış, içteki yönetim düzeni konusunda olsa bile ulusal ve toplumsal mücadele konusunda bir ağız beraberliği vardı büyük ölçüde. Tek tük tabii belli yayın organlarında farklı görüşler yansıtılıyordu ama halkı daha ziyade yönlendiren, halkı büyük ölçüde etkileyen ve etkisi altına alan yayınların ağırlığı bu milli mücadele, yani davanın şeyi açısından, evet. davanın selameti açısından ki hassasiyetleri görürsünüz. Evet. Farklı bir takım ufak tefek i̇şte şeyler. Medyanın ama. O dönemlerdeki gücü Erten abi. Yani o zaman işte bir milli mücadele vardı. Medya olduğu gibi var olanı halka taşıyordu. Halk onunla hareket ediyordu. Tabii yani şimdi milli mücadeleyi yönlendiren bir bakıma bizim işte ülkede basın oldu. Basın oldu. Bir milli mücadele zaten basınla işte bugün geldiğimiz günde o gücünü halen muhafaza edebiliyor mu? Kitleleri aynı dediğimiz noktada etkileme açısından biraz zafiyet edindi. Yani bu yönde. Yani şunu diyeyim. Mücadele. X bir gazeteyi elimize aldığımız zaman işte bir şey yazmış mesela. O siyasi görüşe sahip olanlar onun peşinden gidebiliyor. Eskiden farklıydı. Tek bir eskiden tabii yani çok azdı. Yani örneğin işte bugün zaman zaman tartışılan Cumhuriyet Gazetesi vardı evet. o dönemde. Avukatların olayının yaşandığı. İşte o türdü. Yani orada bile hedef, aynı hedef ama farklı yöntemin savunulması vardı. Hı hı. Yani burada Kıbrıs Türk halkının haklarının korunup, haklarının korunması, Türk kimliğinin yaşatılması, o muhalefet, o dönemdeki o muhalefette bile vardı. O ilke vardı ama yöntem bunu sağlamak veya da yönetimi sürdürmekteki görüş ayrılıklarıydı. O dönemin yönetimiyle söz konusu gazetedeki savunmayı yapan görüş arasındaki evet. ayrılık oydu. Evet. Ha bugün evet. daha farklı işte çünkü nedir? 1983 devlet oluşumuyla birlikte evet. haliyle demokrasinin daha böyle belirgin, daha yaşanan bir demokrasi olması gerekliliği tabii ki o devlet olma kimliğini bize
kazandıracağı için şeyler farklı görüşler veyahut da işte yoğunluklu olarak artık eğitim düzeyinin çok yükselmesi, işte yurt dışında okuyan, dünya çeşitli dünya görüşü edinen insanların tekrar adaya dönmüş olmasının farklı yaklaşımları medyada da farklılıkların artmasına neden oldu ki ben bunu aslında pek zararlı görmüyorum. Evet. Önemli olan doğrunun, yani bizim basınımızda önemli olan doğru ve objektif görüşün, doğru haberin kitlelere ulaşması ve o kitlelerin doğru ve objektif bu yayınlardan kendine bir yön çizebilmesinin sağlanıp sağlanmadığıdır ki bugüne kadar çok farklı ve yani Kıbrıs Türk halkını öyle felaket noktasına getirecek bir sürükleniş olmadığına göre demek ki bugüne kadar yapılanlar doğrudur.